Herkese merhaba arkadaşlar 16 Şubat 2020 iddia tahminlerinde tamamen önünüzde gördüğünüz tam 7 tane maç seçtim Bu 7 maç içinde oranlara yüksek sürpriz maçlar var İçinde banko dediğim maçlar da var Ben analiz, analizlerini anlatacağım arkadaşlar videonun başından sonuna kadar izlerseniz dinlersiniz kafanıza yatan maçları da seçip oynayabilirsiniz Fazla uzatmadan ben direkt videoya girmek istiyorum İlk maçımız Alanya Spor Gençler Birliği maçı ee, Bu maç MS1 Alanyaspor'a Alanya Spor'a 1.38 oran açmışlar. Beraberle 3.60 MS2 Gençler Birliği galibiyetine 5 oran açmışlar. Aralarında oynanan mücadelelere baktığımız zaman Alanya Spor'un evinde 3 maçta da bir üstünlüğü var. Hatta son oynanan 2 deplasma maçında bir tanesinde galip gelmiş bir tanesinde berabere bitmiş. Karşılaştırma olarak baktığımız zaman golcü isimlerden Papis ise Bakasetaz ve Fernandez çok formda. Aynı şekilde en golcü isimlere baktığımız zaman Gençler Birliği'nin golcü bir takım diyebiliriz arkadaşlar ben bu maçta bir sürpriz bekliyorum. MS0 şeklinde. Neden diye diğer neden diye sorarsanız arkadaşlar. Alanyaspor son hafta çok zorlu maç oynadı Fenerbahçe ile. Ardından Galatasaray ile bir maç oynadı. 3 birlik bir mağlubiyet aldı. Bu maçta Galatasaray Alanya çok zorladı. Ama üst sıra yükselen takım Alanya Spor oldu. Önceki maçtan 2-0'lık galibiyetinden dolayı. Onda şurada gördüğünüz üzere 2-0 galip geldi Alanyaspor kendi evinde. Bu maçta çok zorladı arkadaşlar. Ben bu maçta sürpriz bekliyorum. Ee, MS 0 bekliyorum yani o yüzden da oranı var. Oran bence gayet yüksek ve güzel. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar sürpriz kuponda değerlendirebilirler. E, bu maçta çok fazla gol olacağını da düşünmüyorum. Banko tahmin isteyenler de 3.5 alt şeklinde 1.38 orandan değerlendirebilirler. Ama dediğim gibi sürpriz beklediğim için 3.60 oranından değerlendirmek daha bir e, güzel gelecek diye düşünüyorum. Hamza Hamzoğlu artık puan almak isteyecektir. Puan durumuna baktığımız ama zaten gençler de yavaştan düşme potasına yaklaşıyor. Alanya Spor da zirveye doğru yükselmek istiyor. Ama dediğim gibi Alanya Spor çok yoruldu. Bu özellikle Galatasaray, ve Galatasaray maçı özellikle yoruldu. Ondan önce de Fenerbahçe maçı vardı. Maçlarda yoruldu. Bu maçta ben beraberlik bekliyorum. Sürpriz orandan 3.60 oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Diğer maçımız arkadaşlar Trabzon maçı. Trabzon oran daha yüksekti sanırsam oran düşmüş arkadaşlar. 1.75 oran var. MS 1'e beraberle 3.10 MS 2 ise 3.25 oran var. Aralarında oynanan maça baktığımız zaman Trabzon'un evinde 5 maçın 3 galibiyet 2 mağlubiyet şeklinde var. Daha aralarında oynanan evinde oynanan maçlar beraber bitmemiş. En son oynanan 2 maçta Sivas'ta oynanmış. En son Sivas'ta galip gelmiş Sivas Spor. Ve e, bir tanesinde de beraber kalmışlar. Arkadaşlar e, her iki takım da liderlik için mücadele veriyor önemli maçlar, en önemli maçlardan biri erik, kritik maç iki takım içinde. Trabzonspor'un maç eksiği var arkadaşlar. Bu maçta birlikte iki maç daha oynayacak. 6 puan alma şansı var yani. Trabzon arkadaşlar maç e, maç eksiğini alma gibi bir düşüncesi vardır illaki. Bu maçta bu yüzden saldıracaktır. Maçı kazanmak isteyecektir. Sivas Spor'un son haftalarda durumu zaten iyi değil. 3 haftadır puan kaybediyor. Ve deplasmanda 5 birlik bir mağlubiyet aldı Gaziantep'e daha önceki haftalarda. Ondan önce de 1 bir birlik Başakşehir beraberliği var. Golü de 80'de attı. Az daha yeniliyordu diyebiliriz. Trabzonspor'un durumu ise belli. Gayet güzel futbol oynuyor. En son kupada 4-1 yendiği maçta arkadaşlar Erzurum maçında takımı dinlendirdi. Sadece Cilerme ve Abdülkadir Parmak oynandı, oynadı. Oynadığı ilk 11'den diyebiliriz. Takımı dinlendirdi. Serlot'ta bu maçta var arkadaşlar. Sadece Trabzon'da cezalı olarak eku, önemli bir eksik olarak ben Ekuvan'ı görüyorum. O da yedekti zaten ama ikinci yarı girip etkili olabiliyordu. Sivas'ta ise önemli iki isim yok. Emre Kılınç ve Kone yok. Ben bu maçta Trabzon galibiyeti bekliyorum. Direkt MS1 şeklinde 1.75 oranından değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler bence güzel bir oran ki yeneceğini düşünüyorum. Kendi evinde taraftarın önünde Trabzon parçalayacaktır diye düşünüyorum. Ki alırsa bu yıl en iddialı şampiyonlukta şu an zaten Trabzonspor diyebiliriz. Diğer maçımıza baktığımız zaman arkadaşlar Galatasaray maçı 1.35'te oran açmışlar. MS 0'a 3.65, MS 2'ye 5.50 oran açmışlar. Ben bu maçta Galatasaray'ın derbi öncesi puan kaybedeceğini düşünmüyorum kendi evinde. Haftaya Kadıköy derbisi var zaten. Ondan sonra Fener Galatasaray'ın zorlu fiskürü başlıyor diyebiliriz. Fenerbahçe deplasmanı var. Sivas deplasmanı var. Ondan sonra Beşiktaş'la kendi evinde oynuyor derken zorlu 3 tane deplasman maçı var diyebiliriz Galatasaray'ın. Bu maçı Yeni Malatya'nın hiçbir şeyi kalmadı zaten. Ön önemli iki oyuncusunu sattı. Bunu her hafta söylüyorum ve her hafta mağlup oluyorlar. İki haftadır Malatya mağlubiyeti bize kazandırıyor diyebiliriz. Bu hafta da ben Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Yeni Malatya'ya baktığımız zaman 10. sırada 24 puanı var. Galatasaray bu maçı alıp puanını 42 yapıp liderlik için üst sıralara yükselmek isteyecektir. Sivas'ın ve Trabzon'un bu hafta illaki bir puan kaybedecek. Ondan dolayı da ben Fatih oyununu öğrencilerin bu maçı rahat alacağını düşünüyorum. MS1 şeklinde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Ee, sürpriz isteyen arkadaşlarımız da bu maça birden 1-1-75 orandan değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler ki Galatasaray ilk yarıdan etkili oynayan bir takım. İlk yarıdan çoğunlukla gol bulmuştur Galatasaray. Evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman zaten ilk yarı 2-0 mesela. Bu Göztepe mağlubiyeti oldu pardon. Ankara gücüne bakalım mesela. ilk yarı 0 falan derken son maç Kasım Kasımpaşa maçına baktığımız zaman da ilk yarıdan 3 tane atmıştır. İlk yarıda iyi oynayan bir takım bastırıp bu maçı alacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir eksiklik yok her iki takımda da. Diğer maçımız Bursa Spor arkadaşlar. Bu da bir sürpriz bir maç olacak ee, düşünüyorum. Sürpriz bir tahmin. Ee, Bursa Spor galibiyetini 2-15 beraberle 2-75. MS2 2-40 açmışlar. Şöyle baktığımız zaman Bursa zaten 3. sırada. Adana ise 4. sırada. Bursa'nın bu maçı alıp üst sıralara yükselce, yükselmek isteyecektir. İllaki Hatay Spor bugün kaybetti. Hatay Spor'un puan kaybını iyi değerlendirmek isteyecektir. Şöyle aralarında oynanan maça baktığımız zaman Bursa'nın evinde zaten Bursa'nın üstünlüğünü görebilirsin arkadaşlar. 4-0 4-0 ve 1-1 lig mücadele 2 galibiyet 1 beraberlik var. Son oynanan Bursa maçında Adana Spor kendi evinde 4-1 kazanmış. Ama formda Bursa İbrahim Üzülmez de son hafta 4 tane attı Osmanlı Spor'a. Şu an çok formda diyebiliriz Bursa Spor'a. Ben bu maçta Bursa galibiyeti bekliyorum açıkçası. Adana Demir de formda açıkçası. Son haftalarda iyi oynuyor. Ama haftanın sürpriz maçlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bursa kendi evinde kaybedeceğini düşünmüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Sakatlık olarak da Bursa Spor'da Burak Kapacak var orta saha. Ee, Adana Demir'de ise Traore diye bir oyuncu o da orta saha. Ee, çok önemli bir eksiklik olmadıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Ee, en golcü isimlere baktığımız zaman Bursa'da Seleznov var. Ee, şöyle bakalım. Bursa Spor'un golcülerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten attığı 7 gollere baktığımız zaman 32 gol atıp 26 gol yemiş. Aynı şekilde Adana Demirde de golcü. Bu maçta ben sürpriz olarak Bursa galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. E, ee, gol tahmini olarak alternatif bir tahmin vereyim ben bu maça. Toplam 2-3 gol olacağını düşünüyorum. 1.65 oranı var. 1.65 orandan da Banko şeklinde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Diğer maçımız Mainz Schalke maçı. Ben bu maça bir banko tahmin yapmak istiyorum. E, Mainz küme hattında arkadaşlar. Hatta bu maça da bir tahmin yapayım ben size. E, arkadaşlar ben bu hafta puan veya puanlar alacağını düşünüyorum. Çünkü küme hattında e, saldıracaktır bu takım arkadaşlar. Ölümüne düşmemek için saldıracaktır. Aralarında oynanan mücadele baktığımız zaman evinde kazanmamış değil. 5 maçın 3 tanesini Mainz kazanmış. Ben bu maçta yine Mainz galibiyeti bekliyorum açıkçası. Sporta da vardı, vardı bu maç. E, Sportoto da, da Mainz galibiyetini sürpriz olaraktan değerlendirdik. 1 veya 2 şeklinde veya 1 veya 0 şeklinde olması lazımdı. Bu maçta Mainz'in puan veya puanlar alacağını düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Puan durumuna baktığımız zaman 31 gol atıp 48 tane gol yemiş. Alt sıralardaki çoğu takımdan 12, 12. sırada veya aşağısındaki takımların çoğundan fazla gol atmış. Şalke'ye baktığımız zaman 32 gol atıp 27 tane gole gol yemiş. Mainz'in 31 golü var. Ben maçta dediğim gibi sürpriz bekliyorum. bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Gelelim Lazio Inter maçına. İddia 2 oran açmış. Lazio galibiyetine. Beraberle 2.90. MS 2S 2.45 oran açmışlar. Aralarında oynayan mücadelelere baktığımız zaman Lazio'nun evinde bir Inter üstünlüğü var diyebiliriz arkadaşlar. 4 maçın 3 tanesini Inter kazanmış formda diyebiliriz Inter e açıkçası. Son hafta ligde 2-0'lık e, bir maçtan 4-2'lik galip aldı. 2'den 1 oldu maç Milan maçında gerçekten çok güzel performans gösterdi Konte öğrenciler ikinci yarıda. Fakat son maçını Napoli'ye yenildi arkadaşlar kendi evinde kupa maçıydı ki yedek kadro çıktı. Ben bu maçı da demiştim size MS2 ve 0-2 şans şeklinde değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir diye. E, o yüzden arkadaşlar ben bu maçta Formda Lazio ve formda Inter'den bir beraberlik bekliyorum açıkçası. Lazio kendi evinde kolay yenileceğini düşünmüyorum. Bu maçtan beraberlik çıkacaktır. Çok fazla gol olacağını da düşünmüyorum. 2.90'da oranı var. Oran gerçekten güzel. Sürpriz kuponlarını da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. İnzaghi'nin öğrencileri gerçekten son haftalarda gördüğünüz üzere sürekli galibiyet ve beraberlik şekilde çok iyi ilerliyor. Zaten aralarında puan farkı bir Attığı 7 gollere baktığımız zaman zaten en fazla gol atan takımlardan biri Lazio hatta Inter'den daha fazla gol atmış ve 7 goller aynı. Ben bu maçta beraberlik bekliyorum. Her iki takım da puanlara paylaşacaktır. Her iki takım da birbirini üzülmez. 2.90 orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Diğer maçımız Lille maçı arkadaşlar. E, Lille 1.85 oran açmışlar. E, Marsilya ise 3.10 oran açmışlar. Beraberle 2.65. Aralarında Al oynanan Lille maçlarına baktığımız zaman Lille'nin evinde oynanan maçlara baktığımız zaman Marsilya'nın bir üstünlüğü var diyebiliriz açıkçası. Marsilya son hafta Galip geldi. Kupa'da mağlup oldular. Monaco'ya. Monaco takım pardon. Strasburg'a mağlup oldular. Çok özür diliyorum. Lyon'a mağlup oldular. Bu maçta Kadroya baktığımız zaman Marsilya'nın kadroya baktığımız zaman Payet arkadaşlar bu maçta 73 dakikada çıktı. Bu Lille maçında şüpheli gözüküyor. Oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Ee, Nesine'den sakat isimlere baktığımız zaman Payet'i sakat olarak görebilirsiniz Lille sakat olan isim ise ee, Yusuf Yazıcı önemli bir sakat diyebiliriz Her iki takımda da ee, Ben bu maçta da arkadaşlar açıkçası beraberlik bekliyorum Her iki takımda biri birini üzmez ee, Çünkü biri ikinci biri dördüncü Lille'in kendi evinde oynanan maç Şöyle maça baktığımız zaman Zaten e, golcü isimlere bakalım Her iki takımda golcülerini 17-11-4 11-7-6 şeklinde Lille biraz daha golcüsü iyi durumda diyebiliriz. Attığı 7 gollere baktığımız zaman zaten Marsilya ile Lille birbirleri arasında çok fazla fark yok. Dediğim gibi bu maçta da her iki takım birbirini, birbirini yüzmek, 65 2.65 orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Arkadaşlar bu 7 maç sürpriz kupon şeklinde. Bu 7 maçtan kafanıza yatan maçlar olursa değerlendirebilirsiniz. Ben açıkçası sürpriz şekilde sistem şekilde de oynuyorum. Sürpriz şekilde de tek maç olarak da atıyorum. Ee, bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Herkese başarılar. Şimdiden teşekkür ediyorum.